Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler diliyoruz. Rüzgar Dönmez Bey, İzmir'e kocaman selamlar. Sizi burada görmek istiyoruz bugün geldiğinizde. Turgutlu'ya uğradığınızda yanımıza da gelin kokoreç yemeye. Seviyorsanız tabii ki. Ne demek kokoreç? Ne demek kokoreç sevmiyorum diye bir durum da var. Türklerin artık benimsemiş olduğu kokoreçler böyle güzel, 10 numara bir şekilde. Ekmeklerimiz de burada böyle çıtır çıtır, güzel, tertemiz. Şöyle gösterelim ekmeklerimizi. Özel yapıyoruz ekmekleri. Kokoreçleri de özel yaptırıyoruz. Kendimiz de kokoreçi özel yapıyoruz. Ekmeğin arasına koyarken bile sevgimizle koyuyoruz bunu. İş aşkıyla yanıyoruz. Daha önce eski devlet hastanesinde orada dükkanımız vardı. Aradan geçen bir 10 sene sonra tekrar kokoreç işine başladık. Ve bunu arkadaşlarımız çok sevmişler, kokoreç işini. Her gelen Allah razı olsun. Teşekkür ediyor. Eline sağlık. Bu da bizi mutlu ediyor. Gurur veriyor bize. Evet, kokoreçlerimiz böyle pişik vaziyette sizi bekliyor. Bu da sevgili Çırağım şu an isyanlarda. Nerede o? Çay mı? Son falcıya söyle bir ara gelsin buraya uğrasın. Neden? Neden uğrasın buraya? Gelsin. Kokoreç yemeye mi gelsin? Kokoreç. Geçiyor buradan, hep selam veriyor. Çav Emin diyor. Kokoreç yemeye geldi. Söylesene, Ozan abim kokoreçleri çok güzel yapıyor. Gelmiyor. Özene bezene. Herkes beğeniyor Ozan abinin kokoreçlerini diye söyle. Burada olanları anlat onlara bak. Bizi izleyenler var şimdi. Evet. Evet. Kokoreçleri Ozan abimle ben, Ozan abime yardım ediyorum diyeceksin. Ben Ozan abimin yardımcı elemanıyım diyeceksin. Tamam mı? Yakışıklıyım diyeceksin. Ozan abim beni çok seviyor diyeceksin. Sanayi başkanı tabii ki biziz her zamanki gibi. Evet arkadaşlar, böyle güzel güzel kokoreçler, 10 numara bir şekilde. Tabii. Pişirmeye devam ediyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyoruz. Herkese hayırlı işler.